Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün yaşantısında önemli bir yer tutuyordu. Fikir sohbetlerinin çokça yapıldığı bu sofraların ortak noktası sadeliğiydi. Atatürk asker ve çok erken yaşlardan beri asker olarak yaşamış ve hayatı sonuna kadar da asker olarak sürdürmüş bir birey. Böyle esasında şekilleniyor. Sabah kahvaltısı gayet mütevazidir. Bazen sadece yoğurt bir dilim ekmekle ikindiyi bulduğu ifade edilir. Hatıra kitaplarında Atatürk'ün kahvaltının hemen ardından orta şekerli kahve içtiği söyleniyor. Atatürk'ün ulusuna karşı beslediği büyük sorumluluk duygusu sofrasında önemli kılıyordu. Her akşam fikir sohbetlerinin yapıldığı sofrada seçimi sade yemeklerden yana olurdu. En sevdiği yemek etsiz kuru fasulye ve pilavdı. Bu onun liseden kalma alışkanlığıydı. Ispanaklı böreği de çok severdi. Ancak annesinin yaptığı gibi Selanik usulünü tercih ederdi. Atatürk'ün Selanik'te doğması, Selanik mutfağına ilişkin unsurları da önemli kılar ki çok tatlı sevmemesine rağmen peynir tatlısını sevdiği söylenir. Sabahta gül reçeli söylediği ifade edilir hatıralarda. Yeniliklere açık olan Atatürk bazı kaynaklara göre haşlanmış kuşkonmazı da severdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün son günlerinde canının enginar istediği hep konuşuluyor. Hatta bir rivayete göre yaverinden enginar istemiş ancak o dönemde İstanbul'da bulunmadığı için Anadolu'dan getirilmeye çalışılmış. İşte o enginar yetiştirilemedi ve Mustafa Kemal Atatürk yemeden hayata gözlerini yumdu. Nice fikirlerin tartışıldığı, nice sohbetlerin yapıldığı sofralar adeta bir okul gibiydi. Geriye yürekleri ısıtan, hafızalarda tatlı anılar bırakan Atatürk fotoğrafları kaldı.